Merhaba, ben Orhan Şef. Bugün sizlere çocuklarınıza dondurmaya alternatif sağlıklı probiyotik bir tarif geliyor. Çilekli pekmezli kefir. Şimdi bu sağlıklı lezzetin yapımına geçiyoruz. Evet, şimdi kefir altı suyumuzu aldıktan sonra artan kefirimizi ne yapacağız? Koyu bir kefir oluyor. Eğer siz bunu bir gün böyle bekletirseniz daha da böyle bildiğiniz süzme yoğurt gibi olur. Ama ben şimdi çocuklar meyveli yoğurt yapacağım için fazla bekletmedim. Suyu biraz süzüldü. Şu kıvamda aldım. Evet, süzme kefirimizden meyveli kefir için dondurulmuş çileklerimiz var. Taze çilekli kullanabilirsiniz. 400 gram da süzülmüş kefirimiz var. Miktarı kendinize, kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Tadını damağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunlar zaten şeyler. Böyle göz kararı rakamlar. Şimdi çileklerimizi doğramakta işe başlıyoruz. Çileklerimizi doğradık donmuşken. Çünkü doğrayıp kullanıyoruz. Bunlar çözülmesini beklersek sulanıyor. Böyle kendini salıyor. O yüzden çözülmesini beklemeden ince ince doğruyoruz ve işleme başlıyoruz. Şimdi güzelce doğradık çileklerimizi. Pekmezimizi de atıyoruz üstlerine. Şimdi blender'a vuruyoruz. Meyveli kefirimiz hazır oldu. Şimdi kapımızı alıyoruz. Defne'ye tattırıyoruz. Güzel mi Defnecik? Güzel, beğendin mi? Beğendin mi? Evet, çocuktan da işte böyle sağlıklı besleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet, şimdi bu sağlıklı lezzeti Eymen ve Ertuğrul deniyor. Dondurmaya alternatif. Evet, beğendiniz mi gençler? Efsane, evet. Güzel olmuş. Efsane. Gerçekten mi? Evet. Delikanlı gibi. Hı-hı. Vay be. İşte dondurmaya alternatif. Buz gibi buz gibi, soğuk mu soğuk, lezzetli mi lezzetli. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.